Explode yani patlama. Bu derste şeklin nasıl patlatılacağını öğreneceksiniz. Patlatma terimi kulağa biraz heyecan verici gibi geliyor ama yapacağımız tam olarak patlatma değildir. Explode yani patlatma komutu nesneleri kendilerini oluşturan parçalara ayırmak için kullanılır. Ekranda bazı basit şekiller bulunmaktadır. Bu şekil rectangle yani dikdörtgen komutuyla oluşturulmuştur. Buradaki altıgen polygon yani çokgen komutuyla oluşturulmuştur. En sağdaki şekilde circle komutuyla oluşturulmuş ve iç kısmı taranmıştır. Dikdörtgeni seçtiğinizde AutoCAD'in buna tek bir nesneymiş gibi davranacağını göreceksiniz. Property Changer'ı yani özellik değiştiriciyi açtığımızda AutoCAD'in bu nesneyi polyline yani çoklu çizgi veya çok parçalı çizgi olarak algıladığını göreceksiniz. Aynısı altıgen için de geçerlidir. Yine Property Changer'da polyline olarak görünmektedir. Son olarak çemberdeki tarama çizgilerine bakalım. Burada pek çok çizgimiz olmasına rağmen bunu seçtiğimizde AutoCAD tarama çizgilerini tek bir nesne gibi görüyor. Şimdi seçimden çıkın. Komutu kullanarak patlatma işlemine başlayalım. Bunu yapmak için Explode komutunu kullanacağız. Explode komutu şeritte Modify yani düzenleme panelinde bulunmaktadır. Komutu çalıştırın. Patlatmak istediğiniz nesneleri tek tek seçin. Seçim işlemi bittikten sonra sağ tıklayın. Property Changer penceresinde de görüldüğü gibi nesnelerin tek tek parçalara ayrıldıklarını göreceksiniz. Şu anda nesneler basit çizgi parçaları oldular. Şimdi seçimden çıkın. Şimdi de çemberdeki taramaları patlatalım. Tekrar Explode komutunu çalıştırın. Taramayı seçin ve ardından sağ tıklayın. Taramaları patlatmak pek uygun olmayabilir. Çünkü gördüğünüz gibi tarama tekil parçalara dönüşecektir. Taramalarınız tarama nesnesi olarak görülürse üzerinde daha çok kontrol imkanınız olur. Şekillerin neden patlatılması gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Uygulamalı bir örnekle açıklayalım. Çizimi sağa doğru kaydırın. Ekranda standart bir priz çizimi bulunmaktadır. Şimdi bu şeklin aynısını yapmaya çalışalım. Rectangle komutunu çalıştırın. Çizim alanında uygun bir başlangıç noktasına tıklayın. Sağ tıklayarak açılan menüden Dimensions yani boyutları seçin. Dikdörtgenin boyu için 2.7 değerini girin. Ardından eni için 4.5 değerini girin. Son olarak dikdörtgen içerisinde bir alana tıklayarak işlemi tamamlayın. Şimdi merkezdeki çizgiyi oluşturacağız. Bunu yapmak için çizgi komutunu çalıştırın. Çizgiyi sağ tık menüsündeki midpoint yani orta nokta komutunu kullanarak üst kenarın ortasından başlatın. Yine midpoint komutuyla Alt kenarın ortasına kadar çekin. Komutu sonlandırmak için escape tuşuna basın. Şimdi ortadaki dairenin merkezini belirleyeceğiz. Bunu yapmak için sağ taraftaki şekilde de görüldüğü gibi üst kenarı aşağı doğru 2.25 birim kadar ötelemeniz gerekmektedir. İşte problem burada başlıyor. Üst kenarı ötelememiz olası görünmüyor. Çünkü AutoCAD bunu çok çizgiden oluşan tek bir nesneymiş gibi görüyor. Tam da bu aşamada Explode komutu devreye girecektir. Şimdi nesneyi seçili olmaktan çıkarın. Explode komutunu çalıştırın. Çoklu çizgiyi seçerek sağ tıklayın. Artık Offset yani öteleme komutunu çalıştırabiliriz. Panelde komutu çalıştırın. Ardından mesafeyi 2.25 olarak girin. Üstteki tek kenarı aşağı doğru öteleyin. Bittiği zaman Escape'e basın. Daire komutunu çalıştırın. Sağ tık menüsünden intersection komutuyla iki çizginin kesişiminde yarıçapı 0.13 birim olan bir daire oluşturun. Şimdi diğer iki şeklin merkezini bulalım. Bunu yapmak için ortadaki yatay çizgiyi tekrar yukarı ve aşağı öteleyeceğiz. Sağdaki şekilde de görüldüğü gibi öteleme miktarı 0.73 birim olacaktır. Offset komutunu çalıştırın. Öteleme mesafesini girin. Çizgiyi yukarı ve aşağı öteledikten sonra Escape tuşuna basın. Daha sonra daire komutunu çalıştırın. Sağ tık menüsünde Intersection komutuyla üstteki kesişim noktasında bir daire oluşturun. Dairenin yarı çapı 0.68 birim olmalıdır. Boşluk tuşuna basarak daire komutunu tekrar çalıştırın. Alttaki kesişim noktasında yine sağ tık menüsünde Intersection komutuyla bir daire oluşturun. Hafızada bulunan önceki yarıçap değerini kullanmak için Enter'a basın. Bu aşamada çizimimiz taslak şekilleri yüzünden biraz dağınıklaştı. Bu yüzden Erase yani sil komutunu çalıştırın. Merkez çizgisini ve yatay çizgileri silin. Son olarak düz kenarları oluşturacağız. Tekrar Offset komutunu çalıştırın. Düz kenarın üst kenardan uzaklığı bir birim olarak gösterildiği için mesafe olarak bir değerini girin. Dikdörtgeni patlattığımız için üstteki kenarı altta, alttaki kenarı da üste doğru kolayca öteleyin. Escape tuşuna basarak komutu sonlandırın. Boşluk tuşuna basarak Offset komutunu yeniden çalıştırın. Şimdiki uzunluk değerini 1.05 olarak girin. Yine alttaki kenarı üste ve üstteki kenarı alta öteleyerek Escape tuşuna basın. Son olarak Trim yani budama komutunu kullanarak çizimi temizleyelim. Modify panelinde Trim komutunu çalıştırın. Dikdörtgenin içerisindeki bütün nesneleri kesilecek nesneler olarak seçin. Sağ tıklayın. Üstteki ve alttaki bu kenarları budayın. Seçim içine alarak ilk önce sağdaki, daha sonra soldaki kenarları budayın. Çizime biraz yakınlaşın. Dışta kalan tüm yayları budayın. Kurtulmamız gereken birkaç nesne daha var. Sağ tıklayın. Trim komutunun erase yani sil seçeneği olduğuna dikkat edin. Bunu seçerek silmek istediğimiz çizgileri seçin ve sağ tıklayın. Bittiği zaman Escape tuşuyla komutu sonlandırın. Bir nesneyi kendisini oluşturan tekil parçalara dönüştürmeniz gerektiğinde Explode komutunu kullanın. Komut kulağa olumsuz gibi gelse de var olan çizimlerinizden şekiller oluşturmak için en hızlı yöntemlerden biridir.